12 dakikada gelen golle beraber Galatasaray 3 puanı aldı. bir Gomis penaltıdan 4. dakika, 12. dakikada da Ryan Baber'in ki e, golün gelişimi açısından da Galatasaray'ın belki de bu sezon bulduğu en güzel gollerden biriydi Savaşçorlu bilmiyorum katılır mısınız ama diğer tarafta da kazanmak zorunda olduğu bir maç. Muslera e, uzun bir aradan sonra keyif veren bir performans gösterdi Galatasaray taraftarlara. Bir penaltı çıkardı, 7 kurtarışı da var penaltıyla beraber ki en son 2021'de Başakşehir maçında Giuliano'nun penaltısını kurtarmış. O tarihten sonra yaklaşık bir buçuk sezon sonra ligde penaltı kurtardı Muzsera. Neler söylersiniz? Şimdi bir defa bugün maça gelen o 30 bin civarı taraftarı kutluyorum. Yani Hiçbir iddianız yok. E, yönetim içindeki karışıklık bir yönetim e, değişimi söz konusu değil. Kötü Artık bir kahraman. başlangıç yaptın. Çünkü taraftar gelmediği zaman niye gelmiyor? Geldiği zaman iddia yok niye geldi? Ben kutluyorum yani, diyerek geldim ama. Yani bu taraftar yok, evet, kutluyorum evet. diyerek. Yani, baştan niye geldiniz demiyorum <laughs> kutluyorum diyerek. Yani, yani, hocam böyle bir maçta iddianız olmadığı maçta 30 bin kişi çok ciddi bir ne şey. olursa olsun ya Galatasaray sonuçta Hocu. bu gelecek Keşke gelsin hocam bütün takımlar evet. gelsin. Yani ben burada Fenerbahçe iddialıyken Beşiktaş iddialıyken değil kombin alanlar bile gelmiyor. Evet. Ona ben istemiyordum. Hatta ve hatta bazı maçlarda o soğuk havada gelen 8 bin kişi de kutluyordum. İşte 48 bin kişi de kutluyorum. Yani maç biz... ayırması. Futbolcular nasıl maç seçiyor ya. Barcelona maçına geliyorsun. Beşiktaş maçına geliyorsun. Diğer taraftan benim bir tane filal abim var. Maça insanlar gelsin diye bilet alıp bilet devretmek için maça basında uğraşıyor. Evet. Saatlerce yazıyor. Öğrenciler işte bilet devreteceğim diye gelmeyenleri alıyor. Onlar yerine kutluyorum yani. Burada maç seçmeyen bazı futbolcular maç seçiyor ya. Taraftarlar da maç seçiyor. Kombine Onu alıyor. nasıl anlıyorsun bazı futbolcular maç seçtiğini mesela Savaş? Çok net. Şampiyonlar Ligi'ye Avrupa Ligi'nde farklı oynuyor. Çok net. Biraz savaşı üstüne evet, gidiyor. Çok yani. net hocam. Yani, yani Feküli'yi farklı... mı? Mesela Mustere'nin maç seçtiğini pek görmeyiz. Ama Fegül'ün Avrupa maçına bakıyorsun. Bundan önceki yıllarda spor, sonra... Spor yazarlar maç seçer mi? Seçenler var. var Yıllarca mı? mesela ben... Rahmetli olmuş spor yazarları da var. Onlar da mesela bazıları evden yazardı. Bazıları türbinden yazardı. <laughs> Bu çok olurdu yani. Şimdi burada... Ee, çok da konuşulurdu yani. Tamam. Biz, biz, mesela basın emekçileri derdik ki şu adam ya maça işte derbiye geliyor diğerlerine evden yazıyor derdik yani. Ben bunu 25 senedir söylerdim. O Hala zaman ödeştik tamam. Bir <laughs> Hala var yani. Şimdi maça gelecek olursak Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığı maç olağanüstü fevkalade baskılı başladı maça. Bir defa ayağa paslarla tokuma gitmesi. Şu kara günlük bana e, Volkan Hoca'nın mesela takımı birinci dakikadan 90. dakikaya Galatasaray'a geriden e, ayağa topla çıkamayacağını gördü halde aynı sistemi hiç değiştirmedi. Bilmiyorum maçı izlerken fark ettiniz mi? Galatasaray dikine hücumlarla geliyor baskıla. Karabük hep oyunu geriden kurmak istedi. Bunu bir türlü başaramadı. Galatasaray bunu yemedi. Üzerine e, ee, ayağa pas yaparak, hücum yaparak rakibi hata yatıyor. Bakalım mesela oyuna topa hakim olmalara ya da işte top çalmalara, top kapmalara. Hatta Kerem sakatlanana kadar olan su bir Galatasaray vardı. Kerem'in sakatlanmasından sonra oyunda biraz daha e, Emre'nin oraya gelmesiyle. Kerem'in durumu da yarın açıklanacak. E, zannediyorum derbi, derbi, zannediyorum okuma. derbi düşünerek de oynamak istedi ama orada e, doktorla konuşularak kenara gelirken sağlık ekibinin şöyle bir okey işareti var. Bilmiyorum, ben onu o, fark o ettim meşhurdur. Mi? O bizim. Çünkü <laughs> kenara geliyor. Şimdi Yener, genelde devam şimdi edebilir Yener işareti olarak alınıyor. Yener İnce'nin olayı çok meşhurdur. Yani kulübeyle şu işareti yaptığı zaman problem yok demektir. Fenerbahçe oynayacaksınız. E, Kerem gibi bir oyuncuyu burada risk etmek istemez tekrar. Ben yarınki kontrollerde derbi oynayacağını bekliyorum yani büyük bir sürpriz olmazsa. Ama bir açıklama geldi sanki çok büyük bir problem yok. Diye Hocam bir o işaret yani. o işaret var ya ben Yener hoca yı yıllardır tanırım o işaret problem yok demek. Olağanüstü bir şey olmazsa sıcaktır ama baş adıyla. E, babaannesini kaybetti evet, burada evet. Kerem. Sevgili Kerem ona da bir baş sağlığı Evet Allah kanı evet. rahmet etsin. Maçtan hemen sonra öğreniyor çünkü. E, yani maça tekrar gelecek olsak Fenerbahçe maçı öncesi az önce Fenerbahçe için dedim ki keyif veriyor. Topu oynadığı zaman, baktığın zaman Mert Hakan'ı, İrfan'ı işte az önce savunmadan bahsediyoruz, topla çıkışmasına bahsediyoruz. Serdar'ı yani e, iyi bir Fenerbahçe var. E, Galatasaray ilk yarı oyunu beni tatmin etti, ikinci yarı oyunu tatmin etmedi. Kaçan penaltı bu kadar kötü bir kara mesela beklemiyordum. Önceki maçlarda baktığın zaman kara çünkü bir çıkış adı zaman bir süre gidiyor. Ömer Bayram sağ döndü. oynadı. Oldukça başarılıydı. Marka çok bugün olağanüstü işler yaptı. Yerinde müdahaleler yaptı. Nelson keza aynı şekilde. Yani maçı ben ilk 45 dakika üzerinden Galatasaray'ı değerlendirecek olursak iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha yavaşladı. Fenerbahçe maçı öncesi umut verdi mi dersen güzel bir galibiyet. Güzel bir taraftar vardı. Güzel bir akşamdı. E, Fenerbahçe maçı öncesi Fegül'ün sakatlığı maça olmaması çok büyük bir dezavantaj. Çıklava performansı sanki son haftalarda en iyi performanslarından bir tanesiydi. Biraz oyunda bugün çok çok, çok istekliydi. vardı. Çok yani de çok evet, Yani oradaki yani bir iki oraya tane daha yaptığı asistler yani vardı. Yani o, 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 oyun içerisinde o stoperle bekin arasındaki koşuları en doğru o yapıyor. Zaten oraya üçüncü bir oyuncu olmuyor. Yani Berkan'la Taylan zaten o bölüme girmiyor. Onlar çıkıl daha yapıyor ki bugün hem koşusu hem de arkadaşıyla olan o e, e, iletişimi çok doğruydu. Gomez biraz daha skorer olabilseydi mesela girdiği pozisyonları e, gole çevirebilse maç daha farklı olabilirdi. Bir de oynamayan, oyuna sonradan gelen adam var. Ya Barış Alper Yılmaz sezon başında bu takıma geldin. Biraz üzerine koy. Galatasaray'da oynuyorsunuz ya. Bu kadar hazırlıksız yani demeyeceğim. Oyuna girdikten sonra 5 dakika ısınma dönemimiz olabilir ama bu kadar pozisyon nasıl kaçır? Bu kadar pozisyona giriyorsun topla çıkarken. Şut çekmesi, pas vermesi. Bu kadar mı bir futbolcu gerekiyor? Savaş bunlar çok yeni oyuncular. Bunlar bu ligin daha çok yeni oyuncuları. Yani şimdi e, Hocam lig bitiyor Bizde ya? şöyle bir şey var. Yani bu e, ya. şu an bizim özelimizin dışında konuşuyorum. Yani bir oyuncuyu değerlendirirken en iyisiyle değerlendiriyoruz. Yani orada oyuncuda da herkes Kerem gibi bir performans bekliyor. Bu Kerem, Kerem bir alt dikten geldi. Yani e, Barış bir üst ligden geldi sonuçta baktığı zaman. Yani o eleştirilerde ee, yani ben birazcık şey görüyorum, ya, bir haksızlık görüyorum. Yani en iyisiyle beraber kıyaslanmak onun için bir doğru bulunacak anlamına gelmez. Yani Barış da öyle. Çok sürede alan bir oyuncu değil yani. Ee, yani o yüzden bunlar oynadıkça e, üzerine koyacak. Ha, olmayı da bilir. Belki Galatasaray için yeterli bir seviyeye de gelmeyebilir. Kiralık da kullanılabilecek bir oyuncu da olabilir ama... hani e, Ben hani çok fazla böyle oyuncuların, bu tip oyuncuların eleştiri anlamında... E, ...bir şey olacağını düşünmüyorum. Şunu nasıl bir yorum getirirsiniz? Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a geldiği ilk günden itibaren... ...aslında ideal mevkisinde tam anlamıyla oynamadığı... ...en son ben Barış Alper Yılmaz'ın... ...U21 Ümit Milli Futbol Takımımızın... ...İskoçya ile oynadığı maçı anlatmıştım... ...Anspor ekranlarında. 2-1 kazandığımız maç. En son maç. En son maç. Tolunay Hoca serbest bırakmış... ...bizim her iki kanat oyuncumuzu da. Barış Alper Yılmaz sürekli hareket halindeydi. Sol çizgiye de gidiyor, sağ çizgiye de gidiyor... Ve iyi de bir oyun oynadı. Hatta ilk golün yaratıcısıydı Sonuç, maç, kaç, Barış kaç. Alper Yılmaz. 2-1 kazandık o maçı. Uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra. Ama Barış Son Alper Yılmaz'ın ikinci on biri olabilir. 5-6 karşılaşmada ikinci on biriydi. Gel yani mi? o biraz etkili olabilir mi? Hamdi Hoca'nın söylediği. Genç oyuncular... Ee, ideal mevkilerinde daha çok oynamak isteyebilirler. Şimdi ideal mevkisinde tabii ki daha çok oynamak isteyebilirler ama şimdi Ümit Birliği takımdaki oyun rahatlığıyla Galatasaray'daki oyun rahatlığı bir değil. Tabii. Ya yani bunlar çok çok önemli şeyler. Yani çok kolay değil Galatasaray'da çıkıp yani etrafındaki oyunculara baktığın zaman onlarla beraber oynamak. Yani bunlar öyle çok e, keskin eleştiriler içerisinde girebilecek e, bir şey olduğunu ben e, düşünmüyorum. Bu anlamda tabii ki gelişecek. Tabii ki farklı oynayacak. Ümit Birlik takımda çok daha rahat oynuyor. Çok daha serbest oynuyor. Çok daha doğru işler oynuyor. Özgür bir oyuncu. Ama Garçay'da çok daha böyle bir kalıp içerisinde hissediyor kendi. Yüz ifadesinden de o belli bir rahatlığı hissedilmesi. Bunlar tabii ki oyuncu performansını etkiler diye Ama... düşünüyorum. Savaş'a bir soru soracağım. Yani sence Gomez mi Muhammed mi nasıl olur? Ben Gomiz'in ee, öndeki oyunun, e, öndeki oyununun özellikle orta saha iletişiminde beraber çok katkı yaptığını düşünmüyorum be Savaş. Hocam kesinlikle Mustafa Muhammed. Daha çok böyle kreatif saha içinde gezen. Mustafa Muhammed'in e, olan farkı Mustafa Muhammed daha hızlı. Daha böyle aralarda sıyırgan rakibi daha çok yoruyor. Ama Gomez kendini yoruyor rakibi değil. Mesela bugün birkaç tane pozisyon var. Eski Gomis olmuş olsaydı bundan 3 sene önceki. Şu an ekrana gelen pozisyondan bahsediyor olabilirsiniz. Bu Belki işte. Viviano'nun Geldi bu çok ağır kaldı. Ya orada. bir kara e, Karabük maçı vardı. Dakika 90 maç 1-1. Hiç unutmuyorum. Yine bu Aslantepe'de 5 kişinin arasından sırtıyla döndü, topu aldı, Maykona bırakmıştı galiba. Maç 90'da 2-1 almıştı. Mesela şimdi Gomis bunları yapamıyor artık. Burada mesela yoruldu. Yoruldu yani. Şimdi ben muhtemelen Gomis'in e, hamle oyuncusu gibi olması lazım. Yani yarım saat öne ikinci yarı oynarlısınız Bu tip rakiplere karşı o deparları attığı zaman yoruluyor. Dolayısıyla yani, o bitiriciliğini kaybediyor. Ben, tabii ki burada ikinci hamleyi yaptığında zaten koordinasyonu da bozuldu. Yani e, yani o ikinci hamledeki topa dokunuşunu yapacağını ben tahmin etmiyordum. Yani onu orada Muhammed daha seri yap. Biraz atletizmle e, de alakalı bu. Yani orada Gomez'den ben onun çok fazla e, doğru yapacağını tahmin etmiyordum e, ki. E, biraz da öyle oldu. Bir herhalde. de şöyle bir şey var. Şimdi devre arasında geldi. Bayağı bir maç oynamamıştı. O antrenman eksikliği, sezon başı kampı yemediği Arabistan oradaki şartlar buradaki şartlar belki sezon başında biraz daha iyi çalışmasıyla biraz daha kendine bakarsa çünkü yaşı da ilerledi. Önümüzdeki sezon başka bir komisiz diyebiliriz ama bu sezon bu işte yani hı hı. bu kadar.